izleyiciler. Karadeniz'den Farklı Açı programında Kadırga TV'de tekrar sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi ilgiyle izliyorsunuz biliyorum. Bize gelen mesajlar, telefonlar bunu gösteriyor. Bu hafta da çok değerli bir konuğum var. Bu programda yani Farklı Açı programında bir hafta Karadeniz bölgesini özellikle Trabzon'u ilgilendiren bir konu. Ondan sonraki hafta genel olarak ülkenin gündemindeki bir konu şeklinde planlama yapıyoruz. Bu hafta yine biraz Karadeniz ağırlıklı konuşacağız. Ancak tabii ülkeyi de ilgilendiren biraz Patrikhane, biraz Sümele Manastırı'dan yola çıkarak son gelişmeleri, ilk defa burada duyacağınız bazı gelişmeler var. Ve bu gelişmeler de tabii Türkiye'de bu konu uzmanı olan, en önemli isimlerden biri olan Bojdar Çipov Bey ile konuşacağız. Bojdar Bey hoş geldiniz. Merhaba. Şimdi Bojdar Bey biz sizinle yani bu Karadeniz'den Farklı Açı programını yaparken ilk konuklarımdan biriydiniz. Yani İlkiydim. İlk miydi? Yani bu programda ilk konuydum. Öyle mi? Ben hatırlamıyorum. İlk mi? O zaman güzel. İyi. Bak onu unuttum ben ama ilk, ikinci veya ilk üçte olduğunuzu biliyorum ama ilk olduğunu ben de unutmuşum. Şimdi 3 ay kadar oldu. Yaptığımız programda Sümela konusunu ele almıştık. Sümela'nın ayini açılmasını, bunun aslında yasalara da aykırı olduğunu, bu prosedürün yanlış olduğunu ve Sümela üzerinde iç ve dış bir takım hesapların olduğunu anlattınız. Şimdi tabii yine Sümela ile gireceğim ben. Başka konular var. Mesela Patrikhane tüzel kişiliğe geçmek için bir takım çalışmalar yapıyor. Ne dedi bunlar diye soracağım. Bir de önemli bir konu daha var. Yine Trabzon'u ilgilendiriyor. Patrikhane'nin birçok ilde toprak arazi satın alma çalışması var. Ve Trabzon'da sanıyor Maşka'dan, Sümela Manastırı'nın olduğu yerden bu tip çalışması var. Şimdi onlara gireceğiz. Yine Gökçeada ile alakalı önümde konu var. Size soracağım sorular arasında. Şimdi biz sizinle Sümela'yı konuştuk. Bir film girdi vizyona. Sümela'nın şifresi diye. Birileri Sümela'nın şifresini çözüyorlar. Ben o filmin şeyini de baktım. İç destek ve dışarıdan finansman desteği de var. Avrupa'dan önemli destek almış. Kültür Bakanlığı da destek vermiş. Sümela'nın şifresi temel diye. Bayağı da izlenmiş. Ben onu eleştiren yazı yazdım. Bir iki programda da konuştum. Trabzon'da da bazı tepkiler var. Yani ben özellikle sizin bakış açınızı merak ediyorum. Yani siz Sümela konusunda hassasiyeti olan bir insansınız. Birisi gidip Sümela'da bir belgesel çekse kimse bir şey söylemez. Çeksin kardeşim belgesel ne var izleriz. Sümela'nın içinde bir komedi filmi. Uzun da bir sahne var o. Sümela'nın içinde koşuyorlar. Birbirine ayakkabı terlik atıyor. Polis peşine koşuyor falan böyle uzun. İşte eğer burası bir tarihi eserse. Yani biz gittiğimiz zaman aman dokunma, nefes alma, elini duvara değdirme diyenler ya bir komedi filmi için burayı günlerce açmışlar. O sahnenin çekilmesi için günlerce belki de haftalarca orada olması gerekiyor. Nasıl bakıyorsunuz olaya? Yani bir Sümela'nın şifresini bir de sanat yoluyla çözmeye çalışıyorlar. Burada da bir şifre var. Şimdi evvela olaya şöyle bir bakalım. Filmde gördüğünüz değil görmediğiniz kadro önemli değil mi? Evet. Orada bir ordu vardır. Evet. Işıklar vardır. Sümela'da mum yakmak yasaktı. Öyle mi? İç kısmında. Mum yakmak dahi. Dahi yasaktı. Şöyle anımsatayım size. 2009 yılında Rusya'daki Yunanlılar, Rusya'da yerleşik Yunan asıllıların, onların bir federasyonu var. Federasyon başkanı olan Ivan Savidis ile birlikte oraya bir grup geldi. Ve korsan ayin yapmak istediler. Aynı esnasında mumlar çıkarınca müzenin müdüresi müdahale etti. Burada mum yakılmaz dedi. Arbede çıktı. 2010'da ama biliyorsunuz artık rutin hale gelecek olan bir ayin yapıldı. Binlerce kişi içeride 2010'da ve 2011'de iki tane ayin yaptılar. Şimdi bu bağlamda baktığınız zaman bana göre oranın bu şekilde ibadete açılması yasak iken bir filme verilmesi fevkalade yasak. Yani bizim Türkiye'deki bunlar sonuçta kültür varlıkları. Evet. Bu şekilde kültür varlıklarında yapılan kültürel amaçlı, belgesel amaçlı çekimler tamam ama o bir komedi filmi. Evet. Yani yeri hoppalaştırıyor, hafifleştiriyor. Böyle bir şeye izin verilmesi bir kere çok yanlış. Filmin içeriği, mesajları o ayrı bir konu. Evet, onu biz usul olarak dahi bunun olmaması lazım. Evet. Ama o kadar çok şey oluyor ki
Arada başka burada, filmler de çevirebilirim. Asıl burada, filmi bakalım bundan sonra konuşacağız. Şimdi tabii madem oradan girdik, Patrikhane ile alakalı önemli gelişmeler var. Tabii Türkiye'nin yoğun gündemi arasında bunlar da biraz kaynıyor yani. Patrikhane eskiden daha fazla konuşulurdu. İnsanlar artık Patrikhane'yi fazla konuşmak da istemiyor. Ama bu da Türkiye'nin gündemi. Dış politika nasıl gündemse, ekonomi nasıl gündemse, Suriye nasıl gündemse, işte Patrikhane de Türkiye'nin ve dünyanın önemli gündemi ve orada haber değeri taşıyan bir olay olduğu zaman bunu konuşmak gerekiyor. Taşıdığı haber değeri açısından. Şimdi Patrikhane'nin bir çalışması olduğunu ben sizden öğrendim. Her ilde mülk satın alma. Doğru mu? Şimdi nasıl oluyor? Türkiye'de bazı yerlerde mülkler aldılar. Ufak tefek mülkler aldılar. Şimdi bunun en son örneğini Mudanya'da yaşadık. Mudanya'nın şirin bir beldesi var, Zeytinbağı. Halk arasında Trilye olarak biliniyor. Orada bir eski kilise vardı. Bunun üzerinde çok uzun zamandır dönen bir fırtına var. Oranın alınması için işte bu Karadeniz Sümela'daki ayinlerin organizasyonunda başı çeken Rus dumasında milletvekili de olan Yunan asıllı Ivan Savidis'in de destekleri vardı. Biz onları sanıyorum sizin anlattınız. Bazı programlarda bunları konuştuk. Şimdi orada belki sahibinin 100 bin dolara satamayacağı bir metruk bir kilise geçtiğimiz ay 250 bin euroya satıldı. Sahibi derken sivil vatandaşa bir mı? Bir sivil vatandaşa geçmiş mülkiyeti. Bir kilise Zeytinbağı ilçesinde. Şimdi Zeytinbağı ilçesinde şöyle bir hadise var. Bu bölge niye önemli? İsterseniz onu bir açalım. Şimdi Mudanya eski Bizans döneminde İznik'e bağlı. İznik ise Hristiyanlık tarihinin en önemli yerlerinden biri. Çünkü milattan sonra 325 yılında birinci Hristiyan konsülü orada yapıldı. Ve bugün Hristiyanlığın ana amentüsü olan Baba, Oğul, Kutsal Ruh da dahil olmak üzere birçok Hristiyanlık prensipleri orada karara bağlandı. Bu açıdan Hristiyanlığın milattan daha çok 325 yılı Hristiyanlığın ana tarihidir şeklinde alınır ve 325 İznik'te yapılmıştır. Aynı şekilde İznik, Bursa, Mudanya ve oradaki işte o Zeytinbağı olan şimdiki belde buralar hep o eski yerleşim alanlarının içindeydi. Şimdi oranın adı Türkiye'deki birçok yer gibi, mesela İstanbul'da çok bilinen Samatya semtinin adı Koca Mustafa Paşa yapıldı. Bu Kıbrıs olaylarından sonra eski yani Rum isimleri Türkiye'de değiştirildi. Ancak farkındaysanız Patrikhane hep son zamanlarda eski Bizans isimlerini şey yapmaya çalışıyor. Yani bunları hortlatmaya çalışıyor. Ben bir site buldum. Eski site, bu Bizans Rum isimleri olan köyleri, beldeleri komple yayınlayan, hatta bulunduğunuz yerlerde siz de bize bir katkı sağlayın diye binlerce böyle sitenin adını şimdi ben size veririm programdan sonra. Bir site de oluşturuldu. Şimdi daha sonra bunu konuşacağız belki ama bir ilk oldu. Zeytinbağ Beldesi'nin belediye encümen kararıyla yapılan bir talep üzerine beldenin adı değiştirildi. Trilye oldu. Beldenin adı? Adı Trilye oldu. Ben size tarihini de söyleyeyim. 10 gün kadar önce falan hani bir hafta 10 gün kadar önce oldu ve resmi, yeni o zaman evet gazetede yayınlanıyor resmi mu? Gazetede yayınlandı. Şimdi prosedür şöyle işliyor. Bir belediyenin belde ya da büyükşehir adının değişmesi için belediye encümeninin 1/3'ünün imzasıyla bir karar alınıyor. Valinin onayı gerekiyor. Vali onayından sonra İçişleri Bakanlığı'nın oluruna gönderiliyor. Ve Trilye bir ilk oldu. Şimdi aldığım bilgilere göre Karadeniz'de özellikle Sümela Maçka bölgesindeki bazı yerlerin
eski adlarının verilmesi için belediye kararıyla bu emsal gösterilecek. Bu o anlamda Türkiye'de çok ilk önemli. Defa eski ismi, Bizans ismi olan bir yere dönüş yapıldı. Yani evet. İlk mi oluyor bu şimdi? İlk oldu. Trilya. Trilya. Zeytinbağı Trilya mı dönmüş? Zeytinbağı Trilya oldu. Şimdi şöyle bir... Bu İçişleri Bakanı'nın önüne geldiği zaman ya bu nedir? Türkçe'de böyle bir isim yok denilmiyor mu? Yani demesi gerekmiyor mu? Prosedür bu değil midir? Bu Trilya diye bir Türkçe kelime yok. Burası Türkiye. Fakat Trilya yapıyorsunuz bir beldeyi. Vallahi bu tabii İçişleri Bakanlığı'nın şeyi. Yani evvela belediyenin kararı, ondan sonra bir onay gerekiyor. Evet, bu ilk oldu diyorsunuz. İlk oldu. Şöyle büyük bir çelişki size söyleyeyim. 2009 yılında Rum Patriği Amerikan CBS televizyonuna Türkiye'de kendimi çarmıha gerilmiş hissediyorum dedi. Evet. Ve bir olay oldu. Evet. O zamanlarda da işte Mudanya bölgesine Patrikhane'nin sık hareketleri olduğundan ötürü Mudanya Belediye Başkanı Ali Turan şöyle bir beyanat verdi özetle. Zeytinbağı Belediyesi olarak burada izin vermemeye kararlıyız dedi. Rum Patriği Türk halkından özür dilemedikçe kesinlikle Zeytinbağı'na giriş izni vermeyeceğiz dedi. 2009. Önce bunu dedi, sonra bu dedi ismi, ve bu, ismini bile değiştirdi. Ve bu orada Mudanya Gentere diye bir bölgesel... Hangi partiden bu biliyor musunuz? AKP'den olduğunu AKP'den. Sanıyorum. Belediye başkanının 2011 yılında kilisenin içinde, Rum Patriği, o satın alınan Metruk Kilisenin içinde, Rum Patriği ile birlikte birçok resmi var bende. Hani çok ilginç şimdi. Biz işte özür dilemezseniz siz buraya girme izni vermeyeceğiz diyor patriye. Sonra bırakın izni, kilisede fotoğraf çektirmeyi de bırakın. Ya görev yaptığı beldenin adını bile Roma, Bizans'a çeviriyor. Yani Allah Allah, çok şaşırdım ben. Çok şaşırdım şu anda. Eğer Sayın Belediye Başkanı bizi izliyorsa, birileri bu programı izlettiriyorsa biz şaşırdık, bize izah etsin. Yani bizim Türkçemiz biraz zayıf. Bu nasıl oluyor da böyle oluyor? Şimdi tabii orada... Hadiseyi evvela çok sempatik bu sordu. Bu bir avukat dava açabilir aslında bu isim değişikliğine. Türk onu bilemiyorum aykırıdır. Hukuksal olarak. Ya mesela şimdi sırada mesela Gökçeada, Bozcaada olacak. Trabzon Maçka dediniz. Ben oraya da geleceğim biraz sonra. Evet. Gökçeada.